Efendim, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Güle güle. Hayırlı olsun. Size de. Buyurun. Bu işte bitti. Evet. Holdingimizin en önemli kuruluşlarından birini kaybettik. İnşaat sektöründen çekilmiş olduk böylece. Babamın ilk kurduğu şirketti. İmparatorluğunun temellerini bu şirketle atmıştı. Bu temel üzerine koydu tuğlaları tek tek. Özenle, emekle. Ben şimdi onun yaptıklarını yıkıyorum birer birer. Kendini suçlayıp durma. Elinden geleni yaptın. Şu ortamda daha ne kadar direnebilirdin ki? Evet. Elimden geleni yaptım. Diğer kuruluşları takviye edebilmek için bunu yapmak zorundaydın. Biliyorum. Biliyorum. Şirketlerden birinden birini feda edecektik. Çaresiz. Çok zorlama sözler bunlar hala. Lütfen. Hiç teselli etmiyor inan. Daha çok canım yakıyor. Şimdi iyi planlama yapmamız, yeni bir strateji belirlememiz lazım. Bu satışla elde ettiğimizi doğru kullanırsak bu darboğazı aşabiliriz. Beni biraz yalnız bırakır mısınız? Lütfen. Hoş geldiniz Kenan Bey. Merhaba. Cavidan Hanım yerinde mi? Evet, hemen haber veriyorum. Aa! Kimleri görüyorum? Sen yaşıyor muydun? Haber verir misiniz lütfen? Hemen Kenan Bey. Yok artık, sen de izinle mi gireceksin? Cavidan. Misafirin var. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Sonra konuşuruz. Namık. O gece konser öncesinde beni hırpalarken ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Nasıl hatırlıyorsun Hayret? Hayal meyal. Sana kaba davranmış olabilirim. Özür dilerim. Önemli değil. Oturabilir miyim? Kusura bakma. Habersiz geldim. Meşgul etmiyorum inşallah. Çok gergin bir günümdeyim Kenan. Eğer özür dilemeye geldiysen ne yeri ne de zamanı şimdi. Özür dilemeye değil, teşekkür etmeye geldim. Kemanımı sırf beni ezmek için de olsa alıp bana gönderdiğin için teşekkür ederim.
Anlamadım. Kemanın da diğer eşyalarına birlikte satılmadı mı? Yapma Cavidan. Onu bana gönderenin sen olduğunu biliyorum. Nereden çıkardın? Sen değil misin? Hayır. Satın alan bir hanım dediler. Kimliğini gizleyerek almış, bana göndermiş. Hala sana değer veren hayranlarından biri herhalde. Ama ben değilim kesinlikle. Benimle oynama lütfen. Doğruyu söyle. Kendinle o kadar meşgulsün ki başkalarının da sorunlar yaşayabileceği aklına bile gelmiyor, değil mi? Ben burada şirketlerimi kurtarmaya çalışıyorum Kenan. İşimi kurtarmaya çalışıyorum. Senin verdiğin zararları onarmaya çalışıyorum. Açtığın gedikleri kapatmaya çalışıyorum. Çok yoğunum. Senin dertlerinle, kemanınla, piyanonla uğraşacak ne vaktim ne de enerjim kaldı artık. Batıyorum ben. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Çok üzüldüm.